Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlere farz kılgan Allah Teala'ya hamdü senalar bolsun. Ramazan ayı keçelerini beydar utkazmakını bizlerge sünnet kılgan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlar olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve inşi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Allah subhanahu ve teala büyük Ramazan ayının keçelerinden biri de siz azizlerinin uşbu muhteşem cami mescidlerinizde marifi bir sohbet utkazış imkanını bergenige hamdü senalar, şükürler olsun ve bu sohbetimizde hemmemiz için menfaatli buluşunu nasip etsin. Allah subhanahu ve ta'ala özünün ezeli iradesi bilen bul diye bütün varlığını yaratken eden son qo'li bilan tuproqqa suv quyib loy qilib insonni tanasini yaratdi va o'zidan jon puflab uni tirik jonzotga aylantirdi. Insonni o'zi yaratgan narsalarning afzali qildi, azizi mukarrami qildi. Unga aql degan buyuk ne'matni berdi. Şu bilan birga bu dünyada insanın yaşayışı için gerekli talimatlarını din deb atab, onu insaniyetke yollab koydu. Adam atadan başlayıp insaniyet Allah talimatlarını tatbiq kılıp bu dünyada özüge fayda cəlb kılıp zarardan çitlab, ahiretini baxtı saadetine ham erişip yaşab keldi. Müddet ötüşü bilen adamlar ilahi talimatlardan uzaklaşıp, adaşıp, zalalet yoluna kiriş hadiseleri buldu. Ana şimdi Allah Teala yine yenge din yubarıp, yenge peygamber demek tenlep, insaniyetini yine doğru yoluna başlayıp durdu. Ana şu tarzda esne sekin Allah Teala huttu gödekini sekin terbiyeler, voyaga yetkazib o'stirib borgan sari insonni ham ana shunday insoniyatni o'stirib keldi. Payg'ambarlar ketidan payg'ambarlar keldi, kitoblar ketidan kitoblar nozil bo'ldi. Yana insoniyat adashishda davom etdi, yana ularni Alloh taolo to'g'rilab turdi. Oxiri kelib insoniyat o'zini tarixidagi eng katta jahiliyatga yuz tutdi. İnsan hayatının barcha tarafları tanazulga yüz tutdu. Akide babıda, ibadet babıda, muamilat babıda ve başka barcha bablarda insaniyet qattiq adashdi. Akidesi buzuq boldu, ibadeti buzuq boldu. Allah'a iman keltiriş o'rniga başka narsalarga iman keltirdi. Allohga ibodat qilish o'rniga butga, sanamga, o'ziga o'xshagan odamlarga ibodat qilishga o'tildi. Muomalada zulm, istibdod, tug'yon hukm surdi. Kuchli kuchsizni yiydigan bo'ldi, haqqini paymol qiladigan bo'ldi. Odob, axloq toptaldi. Halol bilan haromning orasida farq qolmadi. Va hokazo juda katta adashuv yuz berdi. Ana shunda Alloh subhanahu va taolo o'zining oxirgi va mukammal dini islomni joriy qilishni iroda qildi va u dinga Muhammad alayhisalomni payg'ambar qilib tanlab oldi va u zotga o'zining oxirgi ilohiy kitobi Qur'oni Karimni nozil qildi. Qur'oni Karimni payg'ambarimiz alayhisalotu vassalomga og'zaki tarzda Jabroil alayhisalom olib keldi. 23 yil davomida tarqoq oyatlarni o'qib berib yurdilar.
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hira Gari'de itikaf kılıp, tahannus ibadetini kılıp durgelleri de, yani ondan çıkarlarından keyin birinci bar Cebrail Aleyhisselam gelir, cüda kattık avaz bulan ikra dediler, oku. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ben okuçu emas mı dediler. Hakikaten o vakitte okuş yazış yok idi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne okuyan idiler, ne yazgan idiler. Yine ikra dedi. Yine ben okuyucu meslan dedi. Üçüncüsü de ne ki ikra bismi Rabbi kellezi halak deyip başladı. Bana şu İslam talimatının birinci sözü ikra, oku sözü buldu. Şunun için İslam dini okuş dini, ilim dini, marifet diniye eğlendi. İkra degeni Arapçası gibi oku degeni. Okuş yazış yok cayda ikra deyişini fakat Allah etişi mümkün halas. Başka hiç kim okuyamaydıgan, yazmaydıgan adamlarla oku diyemeydi. Allah etişini. O zaman Peygamberim bana okuçu mesmen deseyim oku dedi. Seni yaratken Rabbin bilen oku. Ekrem sıfatıge ege bulgen Rabbin bilen oku. De kayta kayta hitap kıldı. Ana şu ahirgi ve mükemmel dininin baş kitabı Kur'an deb atardı. Kur'an degeni hem okumak degeni, okuş degeni. Kara'a okudu, yakra'u okuydu, Kur'an'ın okumak. Ana bu dinin maksadı şunu o yüzden ayon buldu. Okuş dini, okumak dini, ilim dini, marifet dini ekenliği ayon buldu. Şunun için bizi dinimiz ilim dini deyildi. Marifet dini, yarıklık dini. Ana o şah itibardan bizi dinimiz talimatları hemmesi ilmi esasda bugün. Bizi dinimizde mumun musulman insanlarını barçasıga ilim talep kılış farz kılıngan. Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar. Talabul ilmi farizatun ala kulli muslimin. İlim talep kılış her bir Müslümanga farzdır. Yani Müslüman namı olsa iki oldu. Erkek mi, ayol mı, karı mı, yaş mı, katta mı, küçük mi? Bariga ilim talep kılış farz. Farz degeni mecburi. Kımasa günahkar buladı, kısa savab aladı. Ana oşa bize dinimiz, kattayu küçükke, kattayu küçükke, farz kıgan ilim kandı ilim. Hadis-i şeriflerde aytiladı ki, demek talabı ilim kılış beşikten kabır geçe. Yani mumun Müslüman insan, anası beşikke belep koyganıdan farzantları kabirge, tabutke salıp abargınca bugün müddetinin içine talebe ilim kılış gerek. Umur boyu talebe ilim kılış gerek. Ana bana şu hakikatini biz düşünüp yetişimiz gerek. Bizi dinimizde talep kılınışı demek soruluyorken, buyruk veriliyorken ilim insanını hem taraftan yitip kılışı için yakşileşke başlayışı için, hayatını yengilleştirip asallaştırış için, unga faydalarını celip kılıp zararlarını kaytarış için, ahiretini baktıge, saadetige eriştiriş için gerek bugün ilimini hemmesi farz. Ana, bana şu hakikatini biz yakşı düşünüp yetişimiz gerek. İlim degeni ozi Arapça söz bulup, idrakü şey'i kema huve fil vakiyi. Bir narsa vaqiylikda qanday bo'lsa, o'shandek idrok qilish ilm deyiladi. Ma'naviy narsalarda qaytarib bo'lmaydigan darajada ishonch bilan bir narsa to'g'risida hosil qilingan ma'lumotni ilm deyiladi. Ana shu ilmni har bir mu'min musulmon, katta-yu kichik, erkak-yu ayol talab qilmog'i Allohning buyrug'idir. Amridir. Bazı bir adamlar Müslümançılıkta, Kur'an'da, hadiste, şeriyette
ilim degende fakat dini ilim közden gelin degen gapni aytadi, bu na doğru. Doğru. Dini ilim en mukaddam ilim, en yukarı ilim, en afzal ilim. Lekin Kur'an'da, hadiste, şeriyette ilim degende fakat dini ilimni közden gelin emez. Belki insaniyetken manfaati yetedigan. Bu dünyasıge manfaati yetedigan. Ahiretige manfaat yetedigan barcha ilimler közlengendir. İnsaniyetge zarar veredigan, etikadige zarar veredigan, adab, ahlakka, yakşirikke zarar veredigan ilimler bizde haram kılıngan. Onu organilmeydi, onu yakınige yönelmeydi. Dini ilim közlenip yapırılgan bosa, o şu ayette hem, hadiste hem şunu özünü manası keledi. Misal için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aytadılar ki "Men yuridillahi bihi hayran yufaqqihu fid-din." Kimge Allah Ta'ala yaxşılıkni irada kılsa onu dinde faqih koyadı. Yani dini alim koyadı. Ana, özü kep durupdi. Kur'an oku dese, namaz oku dese, onu oku, organ dese bu dini ilimler buladı. Lekin umumi tarzda ilim doğursa o hamma kereklik ilimlerini o'z ichiga oladi. Mana shu ilmlarni o'rganish, o'rganib uni o'zining hayotiga tatbiq qilish, eliga, yurtiga, xalqiga, mu'min musulmonlarga o'sha ilm orqali manfaat yetkazish juda katta ulug' savoblik ish hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, kim ilm olish yo'liga tushgan bo'lsa, jannatning yo'liga tushibdir. Kim ilim arış yoluna düşken bolsa, cennetinin yoluna düşken boladı, dediler. İlim egesine hem salavat ededi, hatta sudaki balıklar ham dediler. İlim talep kılıp, ilim organ yetken talip ilimlerini ayağını astıge farişteler kanatlarını koyup duradı, hürmet eden. Bu halim ulla buganı yok, alim buganı yok. İlim organ yetti. Şunda onu ayağını astıge farişteler kanatını koyup durarken ilim organ yetkerliğini mesela şerafet eden, hürmet eden. İlim talep kılış, erkek, ayol, yaşı, karı, kaçan, kayırda bulsa bandanı Allah'a yakınlaştırılan iş hesaplanadı. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam sahabayı kiramlar bilen sohbet kurup oturgan edilir mescidde, üç kişi kirip geldi. Karası hamma yok tolgan adamlar halka bulup, Resulü Ekrem Aleyhisselam'ını mübarek sözleriyle kulak salıp, ilim organı şey yaptı. Haliki üç adamdan bir tanesi dadırırken, tez de yetip geldi de, o şu davranı içinden uğrunu topup, içeriye kirip oturdu. Bir tanesi uyaka karadı, buyaka karadı, cay toparlamadı da arka tarafa oturdu. Bir tanesi karab durup, can yok iken de arkada yürüp çıkıp gitti. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ilmi sohbetini tüketip buldular. Ahirge yetkenden keyin, ben sizlerge ana o üç kişinin haberini vereyim mi dediler. Sahabalar, ha Allah'ın Resulü, onların haberini verin dediler. Onlardan gelip, içgeyrege kirip oturgan, İlimge özünü urgan edi, Allah onu kabul kıldı, mukafatladı. Bittesi uyanıp arkada oturup kalgan edi, Allah hem ondan uyandı. Bittesi ogurulup çıkıp yetken edi, Allah ondan özünü oguru aldı. Yani ilimli fazla kançalık. İlimge özünü urgan gel, Allah özünü takdim kılıp, mukafatını verip, demek o bandanı acir savabke komadı, hayır barakake komadı, yakşilikke komadı. Haliki tartınca bulu arkada kalıldı, Allah onu cezalaştan uyardı. Meyle, nime basayım arkada oturdu. Çıkıp git komadı. Çıkıp gitken hemen arsadan masuvab oldu. O Allah ondan yüz okurdu. Yani bende üçün Allah ondan yüz okuruşundan katta bala yok, afat yok, navbakarlık yok. Mana shundoq tarzda
insanlarını, mumun Müslümanlarını ilimge kızıktırırdı. Hani hazır sizler gelip oturup sizler, maksadiler namaz okuş, Allah'ın ibadeti, Hatm-ı Kur'an'da katlaşış ve bana bu sohbetten bir ağız bası hem ilim organiş. Bu haligi hadislerdeki gen, ayağını aslıge paristeler koygan adamlarını sizler namunası iken iyiler. Allah'a rahmet kıptırganlarınız için Allah rahmet nazarını saptırgan insanlar ikenliğinizin yorkun deliydi. Bunu bura tiryağlamacılık kılıp sizlerge yakış için gafriyetkeni yok. Bunu Allah'ın Resulü gafırıp koygarlar 1500 yıl aldı. Huttu şu rağbet bilen, huttu şu şavuk bilen, huttu şu himmet bilen mumun Müslümanlar ilimlerini organişken. İlim organiş, mumun Müslümanlar için beşikten kabrıgeçe farz buluşu, hammaga farz buluşu manası şu ki, mumun Müslüman insan aklını tapıp, vayaga yetip, balagat yaşıgı yetkenden keyin ibadet kılışı farz buladı. Namaz okuş gerek. Demek o şunga çabuk namazını organmak, onge namazını organiş ilimi farz. Taharat kılış, namaz okuyuş, namazı gerekli surelerini organiş, namazını özü kanıka okuladı, hammasını organiş, onu boynuda farz bulduradı. Bunu farz-ı ayin deydi. Her bir şahsını özüge farz bulan narsa. Ramazan ayı kese roza tutuş gerek, onu yam organiş gerek. Saharlik nime, niyetini kanakılıp kıladı, roza tutkende nemeni yedi, nemeni yemeydi, kaysını narsada rozası açılıp getirdi, kaysını da açılmaydı. Hammasını organişi farz. Ana indi kattarak oldu, mektepke vardı. Ya ki oku yurtdaki kirdi. O şu ilimini organiş kanaka, talebanın adabı kanaka din boyu için bunu organiş gerek. Bir kesip kıldı. Kimdir duratkar oldu? Duratkar, Müslüman duratkar kandak oldu. Şeriat boyu için bunu hükümlerini bunu organiş gerek. Ticaretçi olsa ticaret boyunca dinimizin hükümlerini organiş gerek. Uylanıp aile kursa aile boyunca bizim hükümümüz kanaka onu organiş gerek. Allah farzan verse farzanını İslam boyunca kandak terbiyeledi onu organiş gerek. Ana umur boyu ilim talep kılıştır. Yani her bir narsasını dinimiz talimatı esası da alıp barış gerek. Şunun için organiz. Bana hazır kattık ıslık, Ramazan keldi, başka bir oldu. Karıp kalan adamlar, organadığın ilimler var. Ota karıp, rozaga tutuşu kıylanıp kalan adamların hükmü ne? Hani? 90'ge, 80'ge, 85'ge firgeller organadığın ilim turuptu. Fidye veriş gerek, he? Ya ki ozanı tutuş kabiliyatı olsa tutuş gerek, bana şunların organ varış gerek. Kabrıgeçe organadığını bana şu. İnsan, mumun, Müslüman bugünden keyin özünü her bir kılmakçı bugün işi şeriat tarazısında kendi ekeliğini bilip durup keyin kılış gerek. Bu elde dini manada. Dinimiz yine dini manada yok, lakin hayatki aralaşıp gitken derselerinin ilmini hem bizge farz kıyan. Fizike bosun, kimya bosun, coğrafya bosun, tarih bosun, tıbbiyat bosun, kompyuter bo'lsin, nima bo'lsa bo'lsin, xalqni hayoti davomida kerak bo'ladigan barcha ilmlarni o'rganish musulmonlar uchun farzi kifoyadir. Farzi kifoya degani nima degani? Farzi ayinni tushundirik. Har bir odamning boshiga farz ekan. Farzi kifoya jamoatga farz bo'ladi. Bir bo'lagi shuni qilib jamoatni talabını kandırsa kifaya kıladı. Şunun için farzı kifaya deydi. Asan buluşu için, misal için namaz okumak farzı ayın. Her bir balagatki yetken erkek ayağın namaz okuşu gerek. Damla bilen bir güruh ahsakarlar namaz okup koysa kagarlardan sakıt okumaydı. Her bir baş okuşu gerek. Bunu farzı ayın deydi. Şimdi tez tez bakturadı musibetler. Polan yerden haber geldi ki polancı vafat kıptıyken cenazesi peşinde buladı de. Bana şu biz cemaat eşittik. Şundan bizden vakil varsa
bo'ldi, kifoya qiladi. Buni farzi kifoya deydi. Mana shu yerda turib, bir yerda din qardoshimiz vafot etganligi, janozasi falan soatda ekanligini bildik. Hammamiz bormasak, bir kishi ham bormasa bizdan hammamiz gunohkor bo'lamiz. Şu cemaatin namıdan bir kişi falan yerden eşitirdik, şunların namıdan ben geldim de gel niyetimle varsa onlar biledi mi bilmeydi mi? Bana o hemenin başından hani bir farz düşerdi. Hüttü şunun dek, başka ilimler hem şuna kadar. Misal için hazır ki yaşattırken cemiyetimizde iktisatçılar gerek. İktisat ilmini bilmese hiç kendi cemiyetine işi yürüşmeydi. Şimdi şu hemenimiz iktisatçı buluşumuzun imkanı yok. Şunda karayımız, bizi cemiyetimizin iktisat boyunca hizmetini kılıp, şu terakkiyatıda hizmet kılıp duradığın neşte adam gerek? Aytaylik 1 milyon da adam gerek. Ya ki 500 bin değil yani. Şu 500 binini maslahat kılıp, rahvarlar, başkalar 500 bin balanı 10 yılda ya ki 15 yılda tayarlayımız deyişti. İktisad oku yurtlarını kuruştu. Onu cihaz bilen tamirleşti. Okutucu bilen tamirleşti. Her yıla 300'te 200'teden kalıp haligi cemiyetinin talabını kondiradigan seviyedeki ve adetteki adamlarını tayarlab bugünden keyin bütün halkını başlayan iktisad boyunca farz-ı kifaya sakit bulan. Bu mesela hem günahka buladın alında. Barbir iqtisod bormi? Boshqalarga yolvoriladi. Qo'shni davlatlar bizga yordam beringlar, iqtisodni bilmayapmiz, kelib o'rgatinglar, undoq bundoq desa, musulmonlar gunohkor bo'ladi. O'zlari o'rganib qilish kerak. Ana endi 500 ming kishini iqtisod bo'yicha mutaxassis bo'ldi. Saviyasi yaxshi, oyligini olyapti, muassasalari bor, instituti bor, ishxonalari bor. Hammasi davlat qildi, xalqni pulidan aldı, narigidan aldı, başka kıldı, kıldı. Şimdi iktisat boyunca, şu bizi cemiyetimizin talabını kandırış, o şu 500 bin kişinin boynunda farz. Onlar özünü iktisası boyunca yakışı işler, cemiyetini doğru kandırıp duruş gerek. Başkalardan arkada kalışırken sebepçi bulmasını gerek. Bunlar dengesalik kısa, iş yapmasını kısa, bu işini uğurlatıp devam etmezsen halkını maşı iktisat boyunca kolak koysa onlar hamması Allah'ın aldığı günahkar buladı. Mumun Müslümanlarının aldığı cinayetçi buladı. Halkının inancını kazandı, pulunu aldı, vaktini aldı. Halk tayarlayan oku yurtuda okudu. Şimdi halka hizmet kılmaya buna kılıp yürürse demek bunlar günahkar. Allah'ın aldığı da farzını terk kıyan bende sıfatı da günahkar buluşur. Başka sahalar hem şu. Kaysa hazır bana kompüterçiler kereye buluyordu. Şu kompüterçilerini tayarlama alışımız hem Özbekistan'ın barca ahalısına farz-ı kifaya. Yeterlik sandaki ve sabiyyadaki kompüterçiler çıkıp kompüter boyunca bizi cemiyetimizin talabını kondurup dursa yine o şimdi halkın başından haliki kifaya bugün farz şu kompüterçilerin ruhuyla otadı. Ne işte olsa o şeyler şunun içine kılış gerek. Hama sahanı alırsayız şu. Hama sahanı alırsayız. Bana çorvalar bir karaydıkan uzlarına alakıda veteriner uğraşları buladı. Baytariler deydi bizde. Hayvanını davalıydı kanlar. Şunlar hem gerek. Ettege hayvanlar bir kasartıysa hiç kim bilmiyorsa kırılıp gider. Hani bunu hem kılış gerek. Hama nerse de bana şu nersanı bizi dinimiz. Ama farz kıgın, farz-ı kifaya var. Farz-ı ayın var, bana şu hakikatini düşünüp, yetip, iş kılıp barış gerek. Ana evvelki babalarımız şunu doğru düşünüşken, Kur'an esası da, sünnet esası da, şeriat esası da düşünüşüp, evvela Çin Müslüman bugün hemeleri. İtikadı yakışı, ibadeti zor, adab, ahlakı Müslümanca, hayat tarzı hemme yok Müslümanca, ana indi, ha o astronom bosun, ha tabib bosun, ha mühendis bosun, ha kışlağı hocalığı hadımı bosun, ha bağban bosun, ha usta bosun, ana Müslüman usta, Müslüman tabib, Müslüman mühendis,
bo'lishgan. Hamma yerda go'zal insonlar bo'lishgan. Har kim o'zini ilmi bo'yicha juda katta peshqadam bo'lishgan. Bu xuddi o'sha namoz o'qish, roza tutish qanday farz bo'lsa, o'zini mutaxassisligini o'rganish shunday farz deb tushunib harakat qilishgan. Ana shunda dunyoni lol qoldiradigan darajadagi ilmiy mo'jizalar musulmonlar olamidan kelib chiqqan. Har sohada buyuk allomalar yetishgan. Uzoqqa bormasdan mana shu bizni o'zimizni yurtimizni oladigan bo'lsak, dunyo hozirgacha tan beradigan buyuk hodisalar bo'lgan. Mana Xorazmda Ma'mun akademiyasi ishlagan deyilyapti. Akademiya degan narsa yo'q edi oldin. Bizda demak bu 1000 yil oldin bo'lgan. Ibn Sino, Farobi, Beruniy, Xorazmiy, Ulug'bek va boshqa ulug'larimiz o'z-o'zidan osmondan tushib qolgani yo'q. Shu xalqning ichidan chiqqan, xalq qurgan madrasalarda o'qigan, ustozlardan dars olgan, o'rgangan, sharoiti borligi uchun ilmini rivojlantirib dunyoga tanilgan. Har xil sohada, biri tib sohasida, biri jug'rafiya sohasida, biri dorishunoslik sohasida, biri matematika sohasida, mana Xorazmiy matematikani, algebrani, shu aljabrni shu kishining nomidan olingan. Algebra degan so'z aljabrdan mana shundan olingan. Xorazmiy hozirgi kunni matematikasini nimasi otasi hisoblanadi. Xorazmiygacha 0 degan raqam bo'lmagan, 0. Odamlarning boshi qotib yurgan. Xorazmiy shuni ixtiro qilgan va butun dunyoni ish yurishgan. Hozir uylarimizdagi bolalarimizga olib bergan kichkina kompyuterchalardan boshlab dunyodagi eng katta kompyuterlar Xorazmiyning harfi bilan ishlaydi, 0 bilan ishlaydi. O'sha 0 ning asosida hamma raqamlar aylanadi. Bunaqa narsalar, mana shu narsalarni demak musulmonlar yo'lga qo'ygan. Shuning uchun biz bu haqiqatni tushunib yetishimiz kerak. Tushunib yetishimiz kerak. Dinimizni talabi ekanligini bilishimiz kerak. Musulmonlik burchimiz ekanligini bilish kerak. Mana hozir juda chiroyli bo'lib tarovihlarda qatnashib namoz o'qib yuribdi. Har kuni yigitlar, yoshlar duo qiling. Imtihon topshirmoqchimiz, o'qishga kirmoqchimiz deyapti. Biz ham qo'ldan kelgan duoni qilyapmiz. Shu bolalar o'sha o'qishlarga kirib, shu namozga qanday qattiq tursa, o'sha yerdagi o'qishiga shunday qattiq turishlari kerak. O'qishga kirdim, endi namoz turib tursin desa ham bo'lmaydi. Bu juda yomon bo'ladi. Bizning dinimizda ilm bilan iymon chambarchas bog'langandir. İmansız ilim bo'lmaydi, ilimsiz iymon bo'lmaydi. İkovi birga bog'langan. Nihoyatda yaxshi anglab yetish kerak. Bunga inshaalloh yaxshi qadamlar bilan ketyapmiz. Ba'zi vaqtlarda shu namoz o'qib, roza tutib olsa bo'ldi deb hamma narsadan yuz o'girib, ana bu ilmlar boshqalarning ilmi ekan, o'rganmaymiz deganlar ko'p edi. Lekin hozir aytilyapti, tushunishi boryapti. Bu yoqda bu ilmni o'rganib olib, namoz o'qisam qoloq bo'lib qolaman, madaniyatsiz bo'lib qolaman degan bolalar bor edi, ular ham tushunishi boryapti. Ana ikkovi tarafni qo'shib olib borilsa, inshaalloh hamma narsa go'zal bo'ladi, chiroyli bo'ladi, taraqqiyot bo'ladi, baxt, saodat bo'ladi. Bu dunyo oxiratni maqomi yuksak darajada bo'lishiga erishiladi. Men bularni alohida ta'kidlab qayta-qayta aytayotganim, mana shu yoshlarni, xalqimizni boshini aylantirayotganlar bor. Mana bu internetdagi ijtimoiy nimalarda, tarmoqlarda, boshqalarda har xil gaplarni gapirishyapti. Ularning gaplari bir pul. Biz agar bu narsalarni tushunib borsak, inshaalloh hammasi go'zal bo'ladi, oliy darajada bo'ladi. Bu dunyomiz ham, oxiratimiz ham inshaalloh baxtga, saodatga to'ladi. Alloh subhanahu va taolo biz ojiz bandalarini o'zini amriga binoan doimiy ravishda talabi ilmda bo'lishimizni nasib etsin. Olayotgan ilmlarimizni bu dunyo va oxiratimiz uchun manfaatli qilsin. Barcha ilmlarda yoshlarimiz o'qib, o'rganib, olim bo'lib, mo'min olimlar bo'lib, o'tgan bobolarimiz kabi
dünyaya şan şükürat taratadigan ilimli egeleri buluşları nasip kılsın. Türlü ilimlerden menfaat alıp halkımız terakki etip, dünya halklarını aldığı safhaya çıkışı da Allah-u Teala'nın özü yardımcı olsun. Ve sallallahu teala ala feyri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bir rahmetike ya erhamer rahimin. Xususan ushbu masjidni qurib o'tganlar, unda ibodat qilib o'tganlar, masjidni qurganlaridan o'tganlar va unda ibodat qilganlaridan o'tganlar, hozirgi paytda o'zingga ojizona qo'lini ko'tarib turgan bandalaringdan o'tgan azizlarni barchalarini bahramand aylagin. Alamni g'ariqi rahmat, shoistayi jannat qilgin, qabrlarini munavvar aylab, oxiratlarini obod qilgin. O'zlarining iymonlari, ibodatlari, amali solihlarini hamroh qilib, ularni yo'qlab qilayotgan bizning duolarimizni haqlarida qabul aylagan va oxiratdagi maqomlarining yuksalishiga sabab chiqargan. Qolganlarni barchalarini oila a'zolari, qavmi qarindosh, yori do'st birodarlari bilan sog'-salomat, tinch-omon qilgan, turli balo ofatlardan, xavf-u xatarlardan o'zing asragan. Umrlariga, rizqlariga, kasblariga baraka bergan. Parvardigora, yoshlarimizni talabi ilmda qilayotgan harakatlariga barakat bergan. Barchalariga manfaatli ilm olishni nasib etgan. O'tgan bobolarimiz kabi ulug' allomalar bo'lib, ilm xodimlari bo'lib, ilmni turli jabhalarida buyuk insonlar bo'lishlarida o'zing yordamchi bo'lgan. Ana o'sha harakatlar asnosida elimiz, yurtimiz taraqqi etib, dunyo xalqlarining oldingi saflarida bo'lishini o'zing nasibi ro'zi qilgan. Alloh o'zingdan yalvorib so'raymiz. Eli yurtni tinchomon qilgan, aziz vatanimizni jannat makon qilgan, xalqimizni o'zingni roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgan. Barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgan, o'zingni hidoyatingdan ayirmagan. Ushbu masjidni obodonchiligiga hissa qo'shgan va qo'shayotgan azizlarimizni barchalarini himmatlariga, g'ayratlariga, harakatlari va xarajatlariga ajr savoblarini ko'paytirib bergan. Agar bular bu dunyoda senga bir bayt qurib obod qilgan bo'lsalar, seni o'zing bularga oxiratda har birlariga alohida alohida qasrlarni qilib, maqomlarini yuksalib yurishlarini nasib etgan. Parvardigora, o'zingdan yolvorib so'raymiz. Uni bo'sib kelayotgan yosh avlodlarimizga insofi tavfiq bergan, rushdi hidoyat bergan. Sog'-salomat, tinch-omon unib o'sishlarini o'zing yordamchisi bo'lgan, rizqlarini ulug' martabalarini baland qilgan, o'zingni yaxshi taniydigan, ibodatingda sobit qadam bo'ladigan, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf bo'lib, ota-onalari, el-yurt, mo'min musulmonlarning ko'zlariga quvonch bo'ladigan yoshlardan bo'lishlarini nasib etgan. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannar. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.